İyi günler, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Yine gündemi uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen kendilerini de takdim edeyim. Uzman doktor Mustafa Kemal Özcan, psikiyatrist konuğumuz. Hem çocuk, hem ergen, hem yetişkin psikiyatristisiniz. Uzmansınız hepsinde. Biraz sonra önemli konulara değineceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Atakan Özkan, genel cerrah ve Atlas Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz Sayın Hoş Özkan. Bulduk. Sağ olun. Sizinle başlayalım. Daha doğrusu bu soruyu ikinize de sormak istiyorum. Çünkü hem uzmanlık alanlarınızdan sorular hem bana yöneltiliyor seyircilerimiz tarafından. Hem onları aktaracağım hem de bir vatandaş olarak fikirlerinizi sormak istiyorum. Şimdi normalleşme sürecinin ilk adımı pazartesi günü atıldı. İşte bazı yerler açıldı. Buna işte ilk adım diyoruz. Şimdi ama sokaklara baktığımız zaman %30'luk bir artışın olduğunu gösteriyor istatistikler. Yani kurallara uyan da uymayan da birçok vatandaşımız sokaklarda. Yani bu sizi bir kere öncelikle vatandaş olarak endişelendiriyor mu? Onunla başlayalım. Önce şunu söylemek isterim. Bir 10 Mart günü bir vakayla tanıştık. Hepimiz endişeyle izledik. Sonrasında giderek artan sayılarla ki bugün dün açıklanan rakamlarda baktığınızda 140 bine yakın bir hasta kişi var Türkiye'de tanımlanmış. Ve 2 ay geçti tam üzerinden ve bu 2 ay içinde hem dünyaya baktığımızda hem ülkemize baktığımızda giderek artan bir hasta sayısı. Ama bununla beraber alınan sıkı önlemlerle birlikte sokağa çıkma yasakları, evde kalmalar, 65 yaş üstünün evde kalması, çocukların evde kalmasıyla birlikte düşen de bir hasta sayısı ve aynı zamanda iyileşen hastaların arttığını görüyoruz. Tabii ki bu tüm 83 milyonun başarısı. Hepimiz bu kurallara uyduk, evde kaldık. Sosyal mesafeye, temasa, izolasyona dikkat ettik sonuçta. Ama şu var, ben hep bunu söylüyorum, hastalarıma da söylüyorum. Bir yangın hala bitmedi. Çünkü her gün yeni vakalar açıklanıyor. Belki sayılar azaldı ama şu yanlış algıyı da buradan düzeltmek isterim. O açıklanan 1000 sayıları, 1500 sayıları sanki hep eski vakalarmış gibi algılayan insanlar var. Her biri yeni tespit edilen vakalar. Her gün yenisi ekleniyor. Evet. Ve bir gün önce tespit edilen vakaların daha iyileşmeleri tamamlanmadı. Onunla iyileşen hastaların içine girmedi. Bununla birlikte hiç belirtisi olmayan, hiç test yapılıp PCR pozitif olup yani COVID tanısı olmayan aramızda bir sürü kişiler var. Onlara ne diyorduk? Hayalet taşıyıcılar. Hayalet taşıyıcılar. Hiçbir belirti göstermeden ama en çok kişiyi de bulaştırıcı ölüme kadar onlar, götürebilecek. Kesinlikle. Bunun örneğini yaşadık. Yayından önce Doktor Bey'e de paylaştım. Hiçbir belirtisi olmayan, COVID pozitif olan ailesinde bulaştırdığı ve anne babasının çok ağır tablosu seyrettiği, yine aynı apartmanda yaşayan birçok kişinin tabloyu çok gürültü seyrettiği insanlar var. Sonuçta tabii ki 2 aydır herkes evin içinde, işin ekonomik boyutu var, psikolojik boyutları var, 65 yaş üstü insanların güneşe çıkma ihtiyaçları var, onların bir egzersiz yapma ihtiyaçları var. Ben de bir babayım. Evde çocuklarımın enerjilerini atmaları için onların dışarı çıkmaya ihtiyacı var. Yarın çıkıyor. 15 yaşına kadar olanlar yarın çıkıyor. Evet. 11 ile 3 arası dışarıda olacağız. Onları da tabii hak veriyorsunuz ama sonuçta dışarı çıktığınızda da evet her şey bitti. Normalleşiyoruz. Hayır. Bu normalleşme klasik her şeyin bittiği, her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Bu normalleşme biraz daha bizi İşte sosyal hayata katabilmek için alınan bir önlem, bir uygulama. Bizler, bakın ben dün ve bugün bir vatandaş olarak söylüyorum, bir hekim olarak değil. Özellikle bir AVM'ye gittim. Oralara geleceğiz hocam. Biraz peki, sonra tamam. Şey yapacağım. AVM peki, kısmını ayrıca peki, bir açacağım. Okay. Uzman doktorumuz Mustafa Kemal Özcan'la devam edelim. Şimdi aynı soruyu size de soracağım. Hatta demin görüntüler ekranlara getirmiştik. Hatta bu önlemlerin başladığı zamanlarda hiç sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmeden önce benzer görüntüleri, aynı boşlukları öğle vaktinde hemen hemen bu manzaraları görüyorduk. Ama sadece artık sokağa çıkma yasağının olduğu günler görmeye başladık. Sizin kaygılarınızı soracağım. Sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın da yetkililerinin de bu konuda kaygıları var ki sürekli aktarıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı sıcağı sıcağına şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız. Şimdi fiili olarak deniliyor zaten. Maske takalım, işte temas mesafesine dikkat edelim. Ama psikolojik olarak nasıl hazırlamamız gerekiyor? Aynı zamanda sizin kaygılarınız varsa onları da paylaşmanızı isteyeceğim. Ya yaşama bir boşluk içinde beklemektense bir amacımız olduğunda anlamlanıyor. Aslında bu salgın döneminde belki
salgına odaklanıp sadece böyle yaşamımızı dondurduğumuz gibi bir izlenim ben görüyorum bizim halkımızda. Aslında gayet de doğal, kendi yaşamımızı, beden ve ruh sağlığımızı veya çocuklarımızı beden ve ruh sağlığımızı korumak ve bu öncelikli olabilir. Bu gayet normal ama şimdi biz genel psikiyatride hastalıklar hep bir spektrum olarak alınır. Yani ya var ya yok diye deskriptif değildir. Yani bir hastalık belirtisi bir var bir yok gibi bilin aslında olmaması gerekiyor. Daha doğrusu bir hastalığın ne kadarı var, ne kadar hastanın sağlıklı durumu var. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi bu tür salgın epidemilerinde de pandemilerinde de aynı şey söz konusu oluyor. Bir kısım gerçekten çok panik oluyor. Biz her iki ucu da istemiyoruz. Panik olan ucu da istemiyoruz aslında. Bir tarafa umursamaz olan kişiler. Çünkü panik olan kişiler de siz de biliyorsunuz bu sanki böyle kompansasyon dediğimiz aşırı bir telafi etme, aşırı böyle bir panik içinde yaşamı organize edememe, günlük yaşamı düzenleyememe sorunu yaşıyorlar. Diğer tarafta umursamaz, aslında bizim halkımız herhalde umursamazlık çok daha fazla. Umursamıyorlar, bana bir şey olmaz. Bu da medyanın da bence biraz etkisi oldu. Özellikle yaşlı nüfusa, 65 yaşın üzerindeki nüfusa dediler işte kronik hastalığı olanlara etkiliyor. Diğerler hatta hiç hissetmiyor ama daha az önce doktor beyle de görüştüm. Çalıştığı hastanede 22 yaşında bir genç insan yaşamını kaybetmiş. Bir de herhalde biz bütün sayıları böyle duyarsızlaşmaya, biz buna desensitizasyon diyoruz, duyarsızlaşma. Çünkü her gün bir sayılar akıyor önümüzden. 50, 60, 60 hep her biri bir can. Hani o canlar hani derler ya siz olasılık vardır ama olasılığa siz olursanız o %100 olur. O yüzden insanlarımıza birazcık bu konuda... Değil mi, artık bir barometre gibi gözüküyor. Evet. Bu arada medya ile ilgili eleştiriniz evet bazı medya kuruluşları için belki yapılabilir ama burada herkes gibi tabii ki bütün herkes gibi bizler de bu virüsü yeni yeni tanıyoruz. Ama uzman görüşleri ekranlara getiriyoruz ve resmi rakamları paylaşıyoruz. Hatta soruluyor resmi olarak da bu rakamların iyiye gittiğini söylenmesi de halkta bazı gevşemelere neden olabilir mi diye. Ama şeffaf olmak gerekiyorsa tabii ki bu rakamları net bir şekilde her kurumun vermesi gerekiyor. Burada vatandaşa tabii ki en büyük görev düşüyor. Peki şunu sormak istiyorum, yani kurallara uymamak, boş vermişlik bu neyin tepkimesi ya da çok aşırı derecede bir şey yapmak, kaygı göstermek, hatta hiçbir engeli olmadığı halde bir ihtiyacı varken markete bile gidemeyecek kadar artık kendini evin içerisine hapsetmek. Bunlar çok iki uçtan bahsediyoruz. Hı hı hı. Neyin belirtisi? Bu tabii ki sadece salgın döneminde kazandığımız bir edinim olmasa gerek, değil hı hı. mi? Şimdi şöyle söylüyorum. Şimdi bana geliyorlar danışan ya da hastalarım. Aileye ben özellikle çocuk ergen ağırlıklı hasta bakıyorum. Diyor ki işte bu çocuk işte ne bileyim işte uzaktan eğitime gönülsüz. Ne bileyim işte kurallara uymuyor evde. Yani aslında şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz aslında ebeveynler olarak çocuklarımıza bir örnek teşkil etmeliyiz. O ev içinde nasıl bir örnek teşkil etmeliyiz? Çünkü çocuklar bizim davranışlarımızdan öğrenirler. Sosyal öğrenme dediğimiz şey söz konusu. Eğer biz kaygılıysak, aşırı kaygılıysak, kaygılı olduğumuzu iletelim. Ama kaygılı davranışlarımızı çok göstermemeliyiz. Diyelim ki mesela, çocuğumuz yok. Biz kendimiz böyle bir şey yapıyoruz. Çocuklara biraz sonra geleceğiz ama yani... Evinde tek başına yaşayan kişiler de aynı kaygıları yaşıyor olabilir uçlarda. Ya da dışarıda hep biz değil mi toplu taşıma araçlarındaki bazı sürücülerin sınır bir kota olmasına rağmen bütün bir minibüsü 50 kişiyle doldurduğunu da görüyoruz. Bu neyin belirtisi? Yani ne düşündürtüyor bizi ki bu önlemlerden vazgeçmek ya da aşırılaşmayı bize ne tetikliyor? İşte burada tetiklediğin şey ben daha önce de söyledim. Bir inkar mekanizması her zaman işler. Hatta bir yakınımızı yaşamını kaybettiği zaman da inkar mekanizması var. Her zaman bir inkar mekanizması işler, sonra pazarlık oluşur, öfke oluşur, sonra pazarlık oluşur, sonra depresif bir dönem olur. Aslında bu süreçte sonuçta bir kayıp var. Neyin kaybı var? Normal yaşamımızın, daha önceki 10 Mart'tan önceki normal yaşamımız kaybı. İşte bu yatsıma mekanizması oluyor. Bir de ben aslında şurayı düzeltmek istiyorum. Medya burada çok önemli görev yapıyor. Ben nasıl bir görev yapıyor? Halkı farkındalık oluşturuyor ama şöyle bir ne yazık ki bizim halkımız herhalde sanırım sabah akşam böyle bir bu koronavirüsle ilgili haberleri çok izliyorlar ve bu izlemek de mesela artık bağımlılık oluşuyor, anlık haberleri izliyor. Aslında onlara bir sınır koymak lazım çünkü sonuçta bu
süreçte insanların uykuları bozuluyor. Ondan sonra akşam yatarken yatağa yattığında televizyona bakıyor, tablete bakıyor, telefona bakıyor. Buna mesela zaten oradan gelen ışık da melatonin hormonunun salgılanmasını azaltır. Şimdi iyi uyku uyuyamadığımız zaman da stresli kalkar sabahlar. İnsanlar da ne yapıyor? Stresle baş etmek için ne yapıyor? Normalmiş gibi davranıyor. Aslında bu patolojik bir durum. Yani bizim bazen mesela savunma mekanizmaları vardır. Özellikle ağır kişilik sorunları olanlarda. Bunlarda da mesela aynı şeyler söz konusu olabiliyor. Yani bunlar mal adaptif tutum dediğimiz. Bunlar aslında bir bakıma kuralları da net olmak gerekiyor sanırım. Ben mesela yani bakıyorum. Yani ne yapsınlar? 16.30'da bizim güne bakışımızı seyretsinler. Bir de evet. Akşam 19.30'a evet. Ne yapayım seyretsinler? Bir de çocuk ve ergenlere de bu konuda sınırlama yapsınlar. Bu salgınla ilgili haberleri izletmesinler veya kendileri de izlemesinler. Kendileri zaman ayırsınlar mesela gün içinde kesinlikle. Yani çocuklarına da bunu söylesinler veya alıştırsınlar. Çünkü bizim de yeterli zaman ayırdıkları zaman kendilerini dinlenmiş de olurlar, umutlu ve mutlu olurlar. Hissederler. Hocam size de geleceğim biraz sonra ama şimdi bana da soruyorlar. Diyorlar ki işte biz hiç olmazsa film seyrediyoruz, başka şeylerle meşgul oluyoruz. Sen diyorlar sabahtan akşama kadar koronayla bütün ilgili bütün haberleri izleye kendini kötü hissetmiyor musun? Ben de diyorum ki hayır hissetmiyorum. Çünkü ben emin kaynaklardan bir sürü haber havuzundan alıyorum. Hangisinin mizah, hangisinin gerçek dışı olduğunu da ayırt edebildiğim için ve içlerinde en güvenilir olduklarını size sunduğumuz için o konuda kafam karışmıyor diyorum. Az önce söylediğim tekrar gelmek istiyorum. Şimdi salgın bizim aslında yaşam dediğim gibi boşluk olduğu zaman anlamını kaybeder. Bir amacımız olmaz. Amaç olduğu zaman hayatı anlamlandırabiliriz. Şu anda da bir amaç olabilir. Kısa hedefler koyabiliriz önümüze. Mesela şimdi biz üniversite sınavına ya da lise giriş sınavına hazırlanan ergenleri ya da gençleri de aynı şeyi söylüyoruz. Kısa hedefler koyun yaşamınıza. O hedefi başardığınız zaman başarmış olursunuz. En azından kendinize yetkinlik olur. Kontrol etmiş evet, sayılırsınız. Hedeflerden vazgeçmemek gerek. Tabii kısa hedefler ama şu an hedef koymayın insanlar. Hep şeye odaklanıyorlar. Aşı bulunsun, işte ilaç bulunsun. Ya bulunmazsa. Evet ya bulunmazsa. Bu da ne yapıyor? Biz kontrol edemeyiz bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Kontrol edemediğimiz alan da olduğu zaman biz boşuna ruhsal enerjimizi tüketmiş oluyoruz. Oturup sonra motivasyonumuz düşüyor. Motivasyonumuz düşünce de biz de diyoruz ki dışarı çıkalım en azından kendimiz. O da aslında bir çok bilinen bir şeydir. Hani birisi tatile çıkmış ne güzel eğlence falan ama baktım bir süre sonra Allah kahretsin kendimi getirdim demiş. Çünkü zihin dinlenme. Mesela nefes egzersizi çok önemli. Hocam oraya geleceğiz. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Onlara da geleceğiz ama adım adım gidelim. Doktor Atakan Özkan, şimdi birinci dalga pik yaptı deniliyor. Esas önümüzdeki 15 güne çok dikkat etmek gerekiyor diye bunları hep ekranlara getirmiştik ama uzmanlar diyordu bunu. Şimdi normalleşme sürecinin ilk adımı atıldı diye resmi açıklama yapıldı. Ama uyarıldı tabii ki buna şart koyularak. İkinci dalgada olabilir, sonuçlarına hep beraber katlanmak zorunda kalabiliriz diye. Söyler misiniz, ikinci dalga olursa bu ilk dalgadan çok daha mı yıkıcı olur? Ne anlama geliyor? Şimdi demin de söyledim, siz de söylediniz. Bu normalleşme, normal hayata dönme değil. Artık biz bir şekilde herhalde bir süre bu Covid'le yaşamayı öğrenmek durumundayız. Maskeli hayatı kendimize katmalıyız. Sosyal teması, mesafe ve izolasyon kurallarını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Tabii şu var, şu anda ilk çıktığında hatırlarsanız sizler de kanallarda söylediğiniz resmi açıklamalar oldu. Bir hastanın 6-7 kişiyi hastalandığı söylendi ki öyle oldu, gördük de bunu. Şimdi toplumda birçok hastalanıp iyileşenler var. Bunlar şu anda bağışık ama kimlerin bağışıklığı olduğu ile ilgili şu anda bir test yapılması söz konusu değil. Özel bir antikor testleri var. Belki onlar da bir zamanda Gebze'de bir laboratuvar kurulacak. Orada yapılacak onlar da. Şimdi dolayısıyla kim bir daha hastalığa yakalanabilir, kim yakalanmadı, kime ne olacak biz de bilmiyoruz. Artı biz bunun için risk oluşturan 65 yaş üstü şimdiye kadar kolladık, koruduk. Onları eve oturtturduk. Haftada bir çıkartıyoruz. Çocukları hakeza koruduk. Çok şükür ki çocuklar çok hastalansalar da çok belirtileri hafif geçiyor. Çok bulaştırıcı olmuyor onlar. Ona da çok fazla bulaşmıyor. Ama şu anda yani şu süreçte sokağa çıkma yasakları, evde kısıtlamalar uyguladığımız sürece bulaştırıcının 2-3 kişinin üzerine çıkmadığını gözlemliyoruz. Sayılar da bunu gösteriyor. Fakat şunu çok iyi ben gözlemliyorum. Siz de gözlemliyorsunuz burada sayılar açıklarken. Bir sokağa çıkma yasağı bitiyor.
bir pazartesi oluyor, bir dışarı, demin de söylediğiniz gibi herkes bir anda kendini dışarı atıyor. İnanın ertesi günü beklemiyoruz. Yani bilgisayar oyunu gibi değil mi? Evet. Sanki bir düğmeye basılıyor, herkes böyle aynı anda sanki çağrı yapılmış gibi. Sokağa çıkma yasağı ve sokağa çıkmama yasağı. İnanın 12'yi bir geç herkes dışarıda. Evet. Şunu soracağım, şimdi az önce de gençlerden bahsettik, onlar da 65 yaş üstü gibi evlerdeler, çıkamıyorlar. Yarın çıkacaklar mesela, 0-14 yaş grubu 11 ile 15 arası çıkacak. Hı. Mesela bu çocukları, bu gençleri diğerlerinden izole etmek için böyle bir karar alınmıştı. Hı hı. Şimdi haftada bir de olsa, 4 saatte olsa onlara da mesela yaşlılara olduğu gibi bir pazar günü değil de cumartesi günü izin verilemez miydi? Niçin herkesin çıktığı saatlerde, madem çocuklardan da bulaşma riski var, hı hı, ve herkesin dışarıda olduğu saatlerde, niçin bir hafta sonuna ya da bir kısıtlamanın olmadığı güne ve saate denk getirildi bu? Şu düşünülmüş olabilir, hani bizler için sokağa çıkma yasağı oluyor ya cumartesi pazarlar, çocukların yanında bir ebeveyn olması gerekiyor. Ve anne babalar bunun bilincine erip çocukları kalabalık ortamlara, işte AVM'lere, toplu parklara götürmeden sadece oldukları semtlerde gezdirmeleri, hatta bunu şiddetle burada öneriyorum. Bakın ben de kendim yarın için şimdiden hazırladım iki tane çocuğumu. Kendi semtimizde sadece yürüyüş yapacağız. Tamam, ama şu görüntülere baktığımız zaman maalesef, mesela kalabalık görüntülere baktığımız zaman belki de yarın boş bir yer bile bulamayacağız. Kesinlikle. Herkes çünkü %30 daha fazla dışarıda olacak. Aslında genelge şöyle, biliyorsunuz orada çocukların sadece oldukları semtlerde gezilmesi için, ama şu projeleri duyuyorum. Hadi oğlum yarın seninle, örnek verdim, Sirkeci'ye gidelim, gezelim, seni şuraya götüreyim diyen anne babalar da var. Şiddetle buna buradan söylemek istiyorum. Siz de vurguluyorsunuz her yayında. Lütfen çocuklarımızı dışarı çıkardığımız zaman, onlar kıymetli, bizim sağlıklarımız da kıymetli, bulunduğumuz semtte kalabalıktan uzak, sosyal temasa, mesafeye, izolasyona dikkat ederek olmakta fayda var. Yürüme mesafesi demek mesela buradan gidip de Sarıyer'e kadar yürümek anlamına geldi. Değil. Biz neredeyiz? Mecidiyeköy'deyiz. Bayağı uzun bir mesafe. Evet. Peki hocam, şimdi yaşlılar 4 saatte olsa dışarı çıkabildiler. Hı hı. Ve tamamına yakını da bu kurallara uydular. Biraz sonra gençlere de soracağım ama hepsinin hemen hemen bu kurallara uymasının nedeni en büyük fedakarlığı kendilerinin yapması ve bir takım bu olayın ciddiyetini evdeyken de çok büyük bir şekilde fark etmelerinden mi kaynaklanıyor? Tabii bir ergenlere de gençler gibi değil bu yaş nüfus. Televizyona çok bakıyorlar. Televizyona çok baktıkları için de farkındalıkları gelişmiş olabilir ve bu da kurallara uymayı sağlamış olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Burada bu dönemde, daha önceki programda da söylemiştim. Özellikle bizlerin 65 yaş üzerindeki büyüklerimizi telefonla, sesli ya da görüntülü aramak mutlaka. Çünkü sonuçta biz iletişim sadece karşı karşıya kurmuyoruz. Sosyal medya olabilir, bir sürü iletişim kanalları var. Bu iletişim kanallarıyla da büyüklerimizi mutlaka bu konularda ara ara görüşmemiz gerekiyor. Çocuk ve ergenlere gelince, az önce doktor arkadaştan bilgilendiğimize göre, şimdi ben de öyle düşünüyorum aslında. Cumartesi, pazar sanırım herkes sokağa çıkma yasağı olduğu için öyle düşünülmüş olabilir. Ben şunu özellikle çok altını çizmek istiyorum. Ailelerde kuralları olan, yani daha doğrusu değerleri olan ailelerde kurallar çok az olur. Yani biliyorsunuz hepimiz, İngiltere'nin anayasası yok. Çünkü demokratik kültür orada çok eski. İnsanlar genel olarak kurallara uyuyorlar. Çok da böyle bir yazılı kurallar olması gerekmiyor. Ben, bana gelen ailelere de özellikle öneriyorum. Siz çocuğunuz sizi rol model alacağı için mesela yalan söylemek olabilir, sınırlar olabilir. Siz eğer onları uygularsanız, tutarlı olursanız, açık ve net olursanız çocuğa karşı, hem sınır çizmede hem kuralları iyi bir rol model olursanız. İyi bir rol model olursanız zaten çok da fazla kural koyma gereğinde duymazsınız. Evet. Yani. Peki hocam, şimdi diyelim ki, hı hı, bütün bu süreç boyunca evde olan ve ona yasağın, kısıtlamanın ne olduğunu anlattık. Peki şöyle bir soru soran çocuğa ebeveynler nasıl cevap vermeli? Ben bugüne kadar kısıtlama, sınırlama için evin içindeydim. Şimdi aslında bir araya gelmemem gereken insanlarla yarın tekrar sokakta olacağım. Temas mesafesine dikkat etmek şartıyla. Hı hı. Tamam, ben bunu o zaman diğer günlerde dikkat ederek yapabildim. Ama 4 saatte olsa bana bunu niye yalnızken değil de herkesin sokakta olduğu sürede yapıyorlar diye sordukları zaman ne demek lazım mesela? Şimdi şöyle bir şey var.
biz ne biliyorsak o kadarı. Bunun kim belirliyor? Devlet belirliyor. Yani daha doğrusu Sağlık Bakanlığımız belirliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun şimdi her çünkü bildiğimiz gibi çocuklar, bir de dürtüsel çocuklar var. Biz 4 saat ancak onları tutabiliriz. Yani herhalde Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bunun etkisi var. Dürtüsellik çok fazla oluyor. Az önce de söyledim. Sınır koymakta çok zorlanan aileler var. Bazı çocuklara sınır koymak da çok zor. Bunları düşünmüş olabilirler. Bunları da çocuğa gelişimine veya gelişimine göre veya yaş dönemine göre, çünkü mesela 4 yaşındaki her çocuk aynı gelişim özelliklerine sahip değil. Ona göre anlatmamız lazım. Bir de çocuğa bilgi verirken önce çocuğun ne bildiğine odaklamamız lazım. Mesela koronavirüs hakkında ne biliyorsun? Ondan sonra çocuğa açıklama yapacağız. Yani ebeveynler zihnindeki bilgileri direkt çocuğa vermek istiyorlar. O zaman da çocuğun kafası karışıyor. Hatta ben aynı zamanda çocuk ergen psikiyatrisi olduğum için ilişkin psikiyatrisi arkadaşlara da onu söylüyorum çocuklarına yaklaşırken. Yani çocukların duygularına hitap edin. Yani çocuklar mesela sıkılıyorsa o sıkıldığını mutlaka açtırın. Yani çocuk sıkılıyor, neler yapmak istiyorsun, neler yapmak istersin. Mesela hatta siz çok önemli bir şey söylemiştiniz. Evet. Oyun kuran değil, oyunu tabii, paylaşan oldu. Tabii. Değil mi? O zaman oyunu paylaşandan ziyade çocuk oyunu yönlendirsin ve siz sadece çocuğun o yaratıcılığına, üretkenliğine çanak tutmaya çalışın. Yani çocuklar gerçekten tabii ki oyun öncesi, oyun çağı ve okul öncesi çocuklar için kastediyorum. Çünkü çocuklar kafaları çok karışıyor bu dönemde. Bir de belirsizlik olduğu zaman çocuklar rutini çok sever. Aileler zannediyor ki çocuklar işte rutin olduğu zaman çocuklar sıkılıyor. Hayır değil. Çocuklar rutini sever. Mesela o salgın öncesi dönemde nasıl rutinleri varsa şu anda da aynı rutinleri yapmaya gayret göstereyim. Hocam şunu soracağım. Şimdi 65 yaş ve üstünde bir yandan da bu kısıtlamaların kırık kalp sendromuna neden olabileceği anlatılmış. Yani bu aşırı kaygı ve strese neden olabilecek bir takım sonuçlar. Bu hafta sonu 4 saatlik olsa da bu serbesti, bu sendromun biraz tehlikenin önüne geçmiş olabilir mi? Ya da bu kısıtlamalar daha 2 hafta, 3 hafta ya da 1 ay önünü göremiyoruz ama daha da uzarsa dediğimiz gibi bu kırık kalp sendromu tehlikesini artırabilir mi? Öncelikle şimdi, isterseniz nedir bu kırık kalp sendromu? Yani İçe kapanma mıdır, nedir? Ya kırık kalp sendromu dedikleri aslında bu karantina döneminde özellikle biliyorsunuz sizler de büyüklerimiz var hepimizin. Büyüklerimiz belli bir şeyden sonra o kognitif süreçlerden dolayı daha çok kırılgan oluyorlar. Yani küsüyorlar. Evet, küsüyorlar, böyle çabuk alıngan oluyorlar, çabuk sinirleniyorlar. Bir de duyarlı dönem aslında. Yani şimdi bizim hastalıklarımız, yani böyle psikolojik sorunlar da aynı şekilde psikiyatri sorunlar gibi, herkes aynı derecede etkilemiyor. Yaşlı nüfusu daha çok etkilemiyor. Aynı bu koronavirüs gibi. Yani koronavirüs işte ergenleri veya genç yetişkinleri daha az etkilerken yaşlı nüfusu daha çok etkiliyor. Bizim ruhsal hastalıklar da öyle ne yazık ki. Ben size daha önceki programda da söyledim. Yani yaşlılık depresyonu çok ciddi seyreder. Nasıl ciddi seyreder? Ajite depresyon dediğimiz yoğun huzursuzluk istiyor, çok olur. Bir de daha önceki üretkenliklerinin olmayışı, aslında yaşlılık aslında bir bilgelik düzeyinde olması lazım. Nasıl bilgelik düzeyinde? Daha önce yaşadıklarıyla kabul etmesi lazım. Yaşadıklarından hoşnut olması. Ama bizim insanlarımız biliyorsunuz ekonomik sorun çok çekiyorlar. Yani 1500 lira emekli maaşı var. Oraya geleceğim hocam. Yani, 1500 lira emekli maaşı mesela alanlar ben, yine şanslı. Mesela ben dün gördüm. Diyarbakır'da mı herhangi bir ilde, Diyarbakır'da herhalde sanırım, 4 saatlik süre içinde ayakkabı boyamaya gitmiş kişi. Evet. Geleceğiz hocam. Doktor Atakan Özkan'a soracağım. Şimdi AVM'ler çok konuşuldu, çok tartışıldı. Özellikle sadece oradaki mesela risklerden hala bahsediliyor. Havalandırma sisteminden bahsediliyor. Yani bir AVM'de 24 saat boyunca dışarıdan alınan temiz, taze havanın sirkülasyon içerisinde dönmesi mümkün değil diyor. Bu AVM'yi tasarlayan mimarlar, mühendisler söylüyor. Yoksa çok büyük bir maliyeti var. Yarın öbür gün normalleşmenin daha da artmasıyla uçaklar, hatta okullar, okulların açılması, oradaki ortam, bütün bunların risklerinden bahsediliyor. Ne dersiniz? Gitmeyi düşünen insanlara en azından bir hekim olarak neler tavsiye edersiniz orada?
Tabii şimdi AVM işletmeleri bana kızmasınlar. Ben gitmeyin derim. Veya çok elzem gitmeleri gereken bir şey varsa da çok kısa sürede işlerini tamamlayıp çıkmalarını öneriyorum. Şimdi AVM'ler bizim kültürümüzde biliyorsunuz çok var. Hepimizin hafta sonu eşimizle çocuklarımızla gittiğimiz, işte bir sinemaya gittiğimiz, oturup bir şeyler yediğimiz, bir şeyler içtiğimiz ve günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz yerler olarak biliyoruz. Ve aynı zamanda da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, alışverişlerimizi yapıyoruz. Şimdi yemek alanları kapalı, sinemalar kapalı. AVM'de kullanabileceğiniz yerler işte alışveriş yapmak için. Bakın şimdi ufacık kabinlere girip, orada elbiseleri deneyip, sonra tekrar oraya başka birinin girmesi, çıkması, oraların dezenfekte edilmesi çok bana imkan dahilinde gibi gelmiyor şu anda açıkçası. Artı biliyorsunuz solunum izolasyonuna bulaşan bir virüsle karşı karşıyasınız. Virüsün gücü de bu zaten. Çabuk kolay bulaşması. Şimdi siz tüm AVM'nin havalandırmasını istediğiniz gibi yapamadığınız zaman, içeriye de virüslü biri girdiğinde ve bulaşı sebep olduğunda bir hastanın veya bir kişinin giren kişinin bulaştırdığı virüsle bütün belki o gün AVM'ye girenleri enfekte etme şansınız olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten ihtiyacınız varsa gidin. Ama çok kısa sürede işinizi bitirip çıkın. Ya da araştırın bu önlemleri hangi AVM'lere hangisi alınıyor? Sadece AVM'ler için de değil. Değil, kullandığınız otomobilin kesinlikle havalandırmasından tutun da havalar sıcaklaştı. Evimizdeki klimalara kadar onların da önlemlerini almak gerekiyor. Taksiler serbest oldu. 3 kişiye kadar müsaade edildi. Yani dün haberlerde de gördük, kimi böyle naylonlar çekmiş, kimi dezenfektanlar sıkıyor. Tabii herkesin bunlara uyup uymadığını bilemiyoruz. Herkesin buna hassasiyet göstermesi gerekiyor. Vurdum duymazlık yapanlar var mıdır? Elbette vardır. Tenzih ederim tabii taksici arkadaşlar ama sonuçta bu birinin canının yanması değil. Hepimizin canı yanıyor. Bakın bu 50 kişi, 40 kişi. Şöyle bir yorum da var. Tabii doktor bey onu yorumlayabilir. İşte hocam bizde yurt dışındaki kadar ölen yok. Bu iyi değil mi? Diyenler var. Bakın o 50 kişinin biri de kıymetli. Yani bir kişiyi kaybetmiş olmak birçok insanın canını yakıyor, üzüyor. Çünkü çok da travmatik bir şey. Yani aileler cenazelere gidemiyor. Son yolculuklarını uğurlayamıyor. Günlerce hastasını... Arka arkaya travma var. Tabii ki. Ya yani onun da çok büyük bir etkisi var. Belki kendisi de bahseder. Hasta yoğun bakımda yatıyor biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı aldığı önlemler var. Yoğun bakımda ziyaret edemiyorlar hastalarını. 40 gün, 45 gün yoğun bakımda yatıyor ve 45. günde hastasını kaybettiğini öğrenen bir aileyi düşünün. Görmeden. Ve onun cenaze merasimine katılamadığını düşünen bir aileyi. İşte bunları da gözüne getirmek lazım. 65 yaşı 2 aydır içeride tutuyoruz. O insanların psikolojik travmaları var. Çok yoruldular, çok bunaldılar. Hakeza çocuklar öyle. Hepimiz bir ucundan tutup bu sorumluluğun üzerine, bunun üstünden geleceğimizi düşünüyorum. Nasıl olsa onlar içerideler, evdeler deyip biz de dışarıda canımızın istediğini yapmayalım. Çünkü onların vaktinden çalıyoruz. Bir de şu var, hepimizin büyüğü var evde. Biz de dışarıda o virüsü onlara getirebiliriz. Yani hani bize virüs bulaşmayacak anlamına gelmiyor sonuçta. Herkes evinde büyüğü olanlar, çocuğu olanlar, etrafında olanlar bu önlemlere çok dikkat etmeli. Ben tekrar ısrarla, yani dün bir gittim, ya bir bakayım diye oturduğum semtte, kapalıydı, açılmamıştı. Sadece market açıktı. Onlar kurallara çok dikkatli, herkes maskeli içerideydi. Ama bazen bakıyorsunuz ısrarla söyleniyor, marketlere maskesiz girmeyin, eldivenlerinizi kullanın. Ama maalesef maske aşağıda, kiminin elinde, çalışanların dahi maske takmadığı marketler var. Bizlerin uyarması lazım. Veya çalışanların mutlaka içeri girenleri uyarması gerekiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabii ki herkes yoruldu, bunaldı ama sonuçta normalleşme adına bir takım şey düzelteceksek de el birliğiyle bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, yani AVM kültüründen bahsetti az önce hocamız. Bizde bir AVM kültürü var mı? Yani AVM kültürü ne demek? Şimdi bir yandan da kızıyor bazıları. Niçin günün 24 saatini bu olaylar olmadan önce de AVM'de geçirirsiniz? Onlara karşı olarak da diyorlar ki parklar yok, yeşil alan azaldı, dolaşacak yer yok. Hiç alışveriş yapmasa bile mesela günün büyük bir kısmını AVM'de geçiren vatandaşlarımız var. Hatta dün de açılır açılmaz sadece dolaşmaya geldim diyen vatandaşlarımız var. Kızmalı mıyız? Neden kızmamalıyız? Niçin bu kadar AVM'lere bağımlıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim, tekrar evin içine dönmek gerekiyor. Evin içinde mutlaka bir etkinlik, bir plan yapılmalı. Şimdi evin içinde yapılan etkinliklerden biz kendimiz çocuklarımızı örnek alırsak ve onun zevkini biz kendimiz tadarsak zaten AVM'lere hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. AVM'ler biliyorsunuz bir hocamız şey demişti, hastalıklı hasta binalar demişti. Gerçekten bu COVID öncesi de aslında çok sağlıklı yerler değildi oralar. Her zaman böyle
bir sürü kişilerin gittiği ve nefes açısından, solunum yolu hastalıkları açısından ve diğer aslında bir de şöyle düşünün, bir doğa, mesela doğaya çıktığınız zaman, açık alana çıktığınız zaman koklama olabiliyor, duyma olabiliyor. Yani orada dört duyunuzda, beş duyunuzda orada olabiliyorsunuz ve biz anda kaldığımız zaman kendimizi iyi hissederiz. Çünkü o zaman gerçek. Ama bir şey de sanal bir şey aslında oradaki bir yer. Gerçek gibi bir şey ama biz her zaman orada bir mesela doğada koşarız, nefes alırız, derin nefes alıp vermek, nefese odaklanmak bile özellikle yapılan araştırmalarda bizim sıkıntımızı, kaygımızı azalttığını gösteriyor. Özellikle Türk Psikiyatri Derneği'nin sitesinde solunum egzersizleri var. Herkese açık. Onları yapabilirler ve hem kendileri yapabilir ailelerin, hem de çocuklarına da rol model olarak onları da yaptırabilirler. Yoga yaptırabilir. Biliyorsunuz yoga hem çevrimiçi olarak çeşitli sosyal medyaları, medya gruplarında çevrimiçi olarak katılabilirler. Yoga hem nefes hem meditasyonu hem harekete odaklandığı için. Hatta spor yapamıyoruz diyorlarsa, mesela günlük rutin işler vardır. Mesela çamaşıra makinesine çamaşır koymak, bulaşık makinesine bulaşık koyarken bile nefese odaklanmak. Mesela çocuğunuza mutlaka, ben her zaman onu söylüyorum. Çocuklara belli bir yaştan sonra mutlaka ufak onun alabileceği sorumlulukları verin. Çocuk onları başarsın ve kendini iyi hissetsin. Çocuk çocuklara ne yapıyor? Mesela kahvaltı. Kahvaltı sabah kalktığı zaman yanına işte kitap okuyarak uyandırmak, işte hikaye okuyarak, ondan sonra işte bugün ne vardı? İşte kahvaltımız var. Kahvaltıyı beraber hazırlayalım. Bu dönemde ki, bol bol vakit ve imkan var. Evet, çocuğumuzu tanıyoruz. Aslında çocuklarımızı tanımak için çok iyi bir fırsat bu dönem. Aileler bunları... tabii ki çocuk da sıkılacak, siz de sıkılacaksınız. Çocuğa da bunu belirteceksiniz. Bir de çocuğun sıkıntısının iyi tarafı da var. Çocuk çünkü yaratıcı bir çözüm de bulabilir. Yani illa bir sıkıntı olmasa hemen çocuğu biz eğlendirelim. Çünkü aileler bir bakıma biliyorsunuz AVM'lere çocuk için gidiyorlar. Evet. Bu oyun merkezleri var biliyorsunuz. Play center'lar var. Oraya çok gidiyorlar. Halbuki orada da sizinle iletişim. Mesela biz her zaman diyoruz ki çocuk eğer ekranla maruziyet olduğu zaman bile çocukla etkileşimli ekran maruziyeti olsun diyoruz. Ve kesinlikle odasında, ben her zaman bu konularda duyalım, sık sık da altını çiziyorum. Çocuğun odasında asla telefon, tablet, bilgisayar olmamalı. Salonda olmalı, oturma odasında olmalı, kesinlikle çocuğun odasında olmamalı. Ebeveynler 2 yaşın altında kesinlikle televizyona maruz, ekrana maruz bırakmamalı. 2 yaşından sonra da günde 1 saat o da kendi gözetimini altında belki de olmalı. Bizi izleyen bazı ebeveynler şimdi içten içe şey diyorlardır. Evet. Çok geç kaldık diyorlardır büyük bir ihtimalle. Çok geç kaldık olmaz. Bence zararın neresinden dönseniz kârdır. Ama burada ailelere özellikle şunu söylemek istiyorum. Açık olun, net olun, tutarlı olun. Ama bu dönemde aileleri de ben anlayışla karşılıyorum. Esneyebilirler. Bir de çocuğun olumlu özelliklerini her zaman çocuğa aşırı övgü yapmadan çocuğa geri bildirimde bulunun. Bu çok önemli. Çocuklar, yani ben mesela bir örnek vereyim burada. Bir hocam anlatmıştı. Çocuk bir tane devamlı akademik başarısızlığı olan bir çocuk. Bütün öğretmeni ona kötü davranıyor. Tek bir öğretmeni hariç. O öğretim yılı, eğitim yılı boyunca İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmeni ona her zaman nezaketli davranıyor, anlayışlı davranıyor, saygılı davranıyor. En iyi dersi de İngilizce mi oluyor? Ondan sonra çocuk üniversite okuyor ve öğretim üyesi oluyor. Soruyorlar, o öğretmenin bana yaklaşımı çok önemli oldu. Ben, insanlar bana ne kadar olumsuz yaklaşırlarsa yaklaşsın, ben öğretmenin davranışını rol model aldım. Çok önemli. Mesela yine bir örnek daha vereyim. Çocuğumuza verdiğimiz, o yüzden geç değildir. Bir tane yine akademik başarısı olan birisine bir öğretmen şey diyor. Sen diyor profesör olacak zekaya sahipsin. Çocuk onu alıyor. İleride gerçekten öğretim üyesi oluyor. Bu örnekler böyle ekstrem örnekler değil kesinlikle. Yani bizim söylediklerimiz çok önemli. Aslında çocuğa şefkatli, umutlu olduğumuz zaman, güvenli bir ilişkimiz olduğu zaman bizim sözcük, çünkü çocuk, ben özellikle aile şunu, çocukların beynini geliştiren yok, kalpten geçer. Evet. Çocukların beynini geliştiren ailenin kalbine geçiyor. Tabii ki. Hocam devam edeceğiz. Duygular çok önemli. Şimdi Doktor Atakan Özkan, şimdi siz genel cerrahsınız. Bu dönemde tedavi gören, mesela
bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar da var. Onların kimler öncelikli sorabilir miyim? Bir de mesela koronavirüs geçirmiş olanlar da olabilir bunların arasında. Bu tedaviyi atlatmış olanlar da olabilir. Yani bir koronavirüs hastasına mesela, tabii burada kar zarar dengelerinden bahsediliyor hep ama yani bir böyle bir koronavirüse sahip olan bir vatandaşımız acil bir müdahalede bıçak altına yatamaz mı? Ya da bu hastalığı geçirdikten sonra riskleri hala devam ediyor, vücudu güçsüz bırakmıştır deyip de böyle bir cerrahi müdahaleler acaba ileri bir tarihe alınıyor mu? Şimdi şöyle, bunu iki kısımda size irdelemek isterim. Bir kere ilk salgın çıktığı andan itibaren biliyorsunuz birçok hastane pandemi hastanesi oldu. Pandemi hastanesi olmakla beraber Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bir takım elektif ameliyatlar dediğimiz, yani olası acil olmayan ameliyatların ötelenmesi istendi. Çünkü ciddi boyutlarda yoğun bakım ihtiyacı olabileceği, servis ihtiyacı olabileceği ilk baştaki öngörü oydu. Süreç ilerledikçe hastane doluluk oranları bakılınca gerçekten mevcut olan hastanelerle pandemi sürecinin, yani Covid hastalığının tedavi sürecinde iyi gittiği görüldü açıkçası. Tabii bize bu dönemde özellikle ön planda tabii acil dediğimiz, yani ilk 24 saat içinde müdahale edilmesi gereken bir takım cerrahi müdahaleler var. Apandisit gibi, trafik kazası gibi, bağırsak düğümlenmesi gibi, mide bağırsak delinmesi gibi ameliyatlar, ki bunların ameliyatları hiç aksamadan bir şey yapıldı tüm hastanelerde. Aynı zamanda tedavisi ertelemeyecek bir takım hastalıklar var. Kanser dediğimiz hastalıklar. Bunların eğer siz, ki tedavinin ilk kısmı cerrahi kısmı, ameliyat kısmı, eğer bunları ötelerseniz bir zamana hastalığın ileri evre gitmesine sebep olursunuz. Yani hastalık başka yere sıçrayabilir ve bu hastanın zaten bir travmatik süreçleri var. Kanser olduklarını biliyorlar, bir an önce tedavi olmak istiyorlar. Bunların ameliyatlarını da bir şekilde yaptık. Ama şu var, pandemi başladıktan... Ama şu var da bir virgül koyalım. Tabii çünkü ki. AK Parti'den Ömer Çelik MYK sonrası bir açıklama yapıyormuş. Bir dinleyelim Ömer Çelik, bakalım neler söylüyor. Türkiye'deki mücadeleye güçlü bir katkı vermeye çalışırken aynı zamanda da gerek ulusal siyasette gerek küresel siyasetteki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle bir anmayla başlamak isterim. Anadolu sermayesinin sesini duyurmak üzere, Anadolu insanının teşebbüs gücünü daha da artırmak üzere kurulmuş MÜSİAD'ın 30. yılındayız. MÜSİAD'ı Anadolu sermayesinin gücünü hem ulusal çapta, hem bölgesel, hem küresel çapta duyurmak üzere gösterdiği faaliyetlerden, Anadolu insanının teşebbüs gücünün güçlenmesine verdiği destekten ötürü bir kere daha tebrik ediyoruz. Yönetimine, bütün mensuplarına selamlarımızı ve başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bugün tabii önemli bir gün. Sağlık kahramanlarımızdan hemşirelerimizin günü dünyada. 12 Mayıs Hemşireler Günü. Bugün Florence Nightingale'e atıfla kutlanıyor. Biliyorsunuz kendisinin İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda da görevi olmuştu. Yaptığı faaliyetlerde Florence Nightingale ölümlerin hastalıklardan daha çok bakımsızlıktan ve yetersiz ortamlardan kaynaklandığını söylemişti. Bu söylediği tez, ölümlerin hastalıklardan çok bakımsızlıktan ve yetersizlikten kaynaklandığı tezi daha sonra İngiltere'deki bir araştırma komisyonu tarafından da teyit edilmişti. Aradan 1,5 asır geçti. Bu koronavirüs günlerinde de maalesef aynı tabloyla dünyada karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir ülke açıkça itiraf ederek, resmen itiraf ederek yaşlılarımızı koruyamadık dedi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ölümlere baktığımızda aradan 1,5 asır geçtikten sonra bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale gerek yoğun bakım altyapısındaki hazırlıksızlıkların virüsten kaynaklandığı söylenen ölümlerde büyük oranda yer tuttuğunu gözlüyoruz. Zaten ülkelerde bunu itiraf ediyorlar. Özellikle yaşlı insanların bakım evlerinde içinde bulunduğu koşullar Avrupa Birliği özelinde son derece dramatik bir takım fotoğraflar veriyor. Bundan da büyük üzüntü duyuyoruz. Ama refah devleti denilen devletlerin büyük bir refah organizasyonu meydana getirmiş, G20 içerisinde önemli pozisyonlarda olan devletlerin, üst sıralarda olan devletlerin insan odaklı bir sağlık politikasından ne kadar uzak olduğu ve gerçek bir salgın karşısında
ne kadar yetersiz durumda oldukları görüldü. Ülkemiz açısından ise son derece sevindirici. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk gününden bugüne kadar sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz devrimler, bu devrimlerin neticesi olarak ortaya çıkan güçlü altyapı, gerek hastalıklara müdahale açısından, gerek hastaların barındırıldığı, hastaların misafir edildiği ortamlar açısından, gerek yoğun bakım servislerinin gücü açısından ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir. Bunu daha da güçlendireceğiz. Yeni hastanelerin teftişini görüyorsunuz. Koronavirüs günlerinde de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor. İnsan odaklı sağlık politikası, insan odaklı diğer politikaların geliştirilmesi konusunda daha yapacağımız, dünyaya örnek olacağımız çok iş var. Tabii Türkiye'de hemşirelik Safiye Hüseyin Elbi'nin Çanakkale Savaşı'ndaki faaliyetleriyle birlikte anılır ve kendisi ilk hemşire olarak anılır. Bu vesileyle çeşitli savaşlarda da yararlılık göstermiş ilk hemşireden bugüne kadar salgınlarda, normal günlerde yararlılık göstermiş bütün hemşirelerimizin bu gününü bir kere daha kutluyoruz. Bütün sağlık personelimize minnettarız. Ama hemşirelerimizin de aynı zamanda hem profesyonel yetenekleri, hem vicdanları, hem insani hassasiyetleri bu salgın günlerinde bir kere daha milletimizin takdirini kazanmıştır. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Ay günlerce diğer sağlık personelleri gibi evine gidemeyen hemşirelerimiz var. Çocukları, ailesi hastalanmasın diye büyük fedakarlık gösteriyorlar. Hemşirelerin bugünün de kendilerine bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz derler ama bu virüsün kaideleri bozan bir istisna olduğu her geçen gün gözüküyor. Bütün bildiğimiz hayatla ilgili kabulleri, ekonomiyle ilgili, politikayla ilgili, sosyal hayatla ilgili bunları alt üst edeceği, yeni bir döneme bu normalleşme sonrasında kapı aralanacağı gözüküyor. En önemlisi tabii güçlü bir şekilde bu neoliberal küreselleşmenin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı, daha insana dayalı, daha dayanışmaya dayalı bir küreselleşmenin nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar her toplantımızdan diğerine kadarki kısa sürede bile büyük bir ivmeyle güçleniyor. Küresel adalet talebi özellikle sağlık konusunda güçleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da söyledi. Örneğin bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese nasıl eşit dağıtılacağı dünyanın en önemli küresel adalet taleplerinden bir tanesi olacak. Türkiye aynı şekilde kendi ulusal mücadelesini verirken aynı şekilde bu küresel adalet talebine karşılık gelecek en yüksek performansı da gösteriyor. Şimdiye kadar Türkiye'den gerek bağış, gerek nakdi yardım, gerek satış için 131'e yakın ülke talepte bulundu. 76 ülkenin bu talebi Türkiye tarafından karşılanmıştır. Kardeşlerimiz Filistin halkına da en son 5 milyon dolarlık bir yardım gönderilmiştir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen koronavirüsle ilgili mücadeledeki başarı haberleri de son derece memnuniyet vericidir. Geçen hafta da biliyorsunuz önemli bir tartışma geçirdi Türkiye. Daha önceden bu koronavirüs günlerinden önce başlayan bir takım antidemokratik sözler, antidemokratik iddialar dalgası yükselmişti. Bu koronavirüs salgınıyla birlikte bu dalga durulmuş gözüküyordu. Fakat yeniden bazı muhalefet sözcülerinin bunu dile getirmesiyle bu dalga yeniden yükseldi. Yine aynı partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu geldi maalesef. Tabii şöyle bir hassasiyeti korumaya çalışıyoruz. Bu koronayla mücadele edilen günlerde insanımızın sağlığı, bütün bu mücadelenin eksiksiz bir biçimde verilmesine bütün kuvvetimizi, bütün enerjimizi ayırmaya çalışıyoruz. Fakat maalesef bu günlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırma konusunda bir şekilde hız kesmeyenlere cevap verme zaruretimiz de kaçınılmaz oluyor. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz gibi en yüksek siyasi değerlerimize yapılan bu saldırı karşısında tabii ki susamazdık. Bu hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek diyerekten ya da daha önce örneklerini burada saydığım şekilde doğrudan bu imalarda bulunarak, antidemokratik iddialarda bulunarak konuşanlara
Maalesef ne partilerinin genel başkanlarından ne de yöneticilerinden bir uyarı gelmedi. Tam tersine destek açıklamaları geldiğini gördük. Biz de tabii bunun karşısında tekrar tekrar milli iradeyi ve demokratik namusu hatırlatmak durumunda kaldık. Şimdi bu hafta tabii bu konudaki yalan doruk noktasına ulaşmış durumda. Hükümet memleket meseleleri konuşulmasın diye darbe tartışması açıyor gibisinden akla hayale gelmeyecek bir yalan biçimi, siyasi yalan ortaya atıldı. Esasında tartışmayı başlatan biz değiliz. Antidemokratik sözleri söyleyenler ve Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetmiş, bu iflah olmaz ajandalarından vazgeçmeyenlerin tekrar bu konuları bu derece çirkin bir şekilde gündeme getirmesine dönük olarak demokratik namusu hatırlatan, milli iradeyi hatırlatan biz de cevaplar verdik. Esasında memleket meselelerini konuşmaya mecali olmayanlar, bir demokratik üslup ve demokratik anlayış içerisinde üç paragraflık memleket meselesiyle ilgili öneri getiremeyenler ya da herhangi bir şekilde antidemokratik ya da ihtirasa savrulmuş bir cümle kurmadan 5 dakikalık bir konuşmayı dolduramayanlar partimizi, hükümetimizi bununla suçluyorlar. Halbuki ortada olan bir durum var. Öncelikle bu tartışmayı açanlar bunlar. Ve sürekli olarak bu tartışmayı açarak esasında Türkiye'de olmayan bir gündemi Türkiye'nin gündemi haline getirmeye çalışıyorlar. Cevap verdiğiniz zaman da siz bu darbe meselesini konuşarak memleket meselelerini konuşturmuyorsunuz diyorlar. Halbuki kronolojisine baktığımızda çok uzun zamandır, aylardır aynı dalga kendisini meclise saldırı, hükümete saldırı, rejim tartışması açarak ya da seçim dışı yollarla hükümet götürmekten bahsederek devam ettiriyor. Gelinen noktada tabii sürekli olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atma şeklinde bir yaklaşım burada söz konusu. Sürekli olarak böyle bir darbecilik gündemi gündeme getirerek şu anda Suriye'de büyük bir misyon icra eden, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi koruyan, Libya'daki durumu yakından izleyen ve son derece yoğun bir şekilde terörle mücadeleye katkı veren Türk Silahlı Kuvvetlerine de atılan bir iftira. Bundan sonra devam ediyorlar, kendi getirdikleri gündemden sonra diyorlar ki darbe tartışmasını gündeme getirip ondan sonra darbeye karşı niye önlem almıyorsunuz deyip Savunma Bakanınızı görevden alın diyerekten yeniden bir kaos siyasetine, yıkım siyasetine oynadıklarını gösteriyorlar, ellerini açık ediyorlar. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat herkesin bildiği belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır. Bu net. Ama Türkiye'de demokrasi yerleşiktir, hükümet işinin başındadır. Aynı şekilde hükümet işinin başında olduğu gibi bütün kurumlar anayasal çerçeve içerisinde görevlerini icra etmektedirler. Türkiye'nin iyiliği için üretmeye, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için görev yapmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bugün ayrıca özel bir gün, Dünya Hemşireler Günü, 12 Mayıs. Burada bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımıza canla başla, özellikle bu dönemde bütün sağlık çalışanlarımıza, başta hemşirelerimiz olmak üzere bu özel günlerini kutluyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Doktor Atakan Özkan, yarım kalmıştı sözümüz, Ömer Çelik'e bir gittik. Evet. Şimdi cerrahi müdahale bekleyen hastalardan bahsediyorduk. Bu kişiler koronaya yakalanmış olabilirler. Korona tedavisini atlatmış olabilirler. Vücutta tabii ki bir takım tahribatlar bıraktığını da daha önceki uzman konuklarımız aktarmışlardı. Nedir öncelik bunda? Mesela bir virüsü taşıyan bir kişi acil bir cerrahi operasyon geçirebilir mi? Veya atlatmış ama vücudu hala yorgun ama bir şekilde bekleyen bir operasyonu var. Onlara bu operasyon yapılmalı mı? Neler diyeceksin? Öncelikle ben de sizin ve kanallar aracılığıyla tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlarım buradan. Şimdi hastanenizde, ameliyathanelerde koronalı, yani virüs taşıyan hastalar için ayrı bir ameliyathane düzenekleri yapıldı. Tüm ameliyathanelerde negatif basınçlar uygulandı ki bulaşığı önlemek amacıyla. Tüm sağlık çalışanları aynı zamanda pozitif hastaların veya herkesi pozitif gibi düşünüp aslında tüm müdahalelerde gerekli önlemleri alarak ameliyatlara geliyor. Yarıdan önce söylediğim gibi
acil ameliyatların hiçbirinde bir bekleme yok. Çünkü bunlar müdahale etmediğiniz durumlarda hayati tehlike sebep verecek durumlar. Ve tüm bu hastalara... Yani atıyorum, bir koronavirüs pozitif vakası, apandisti patladı, aman bu hastalığı atlatsın bekleyelim de şansımız yok. Hayır, hayır. Ya da bağırsağı düğümlendi, bir şekilde cerrahi müdahale gerekiyor, hemen ameliyata alınmış. Ameliyat yapılıyor, onun ameliyathanesi ayrı, ona özgü bir ameliyathane yapılmış vaziyette. Tüm sağlık çalışanları önlemini alarak ameliyatını yapıyor. Tabii ki ameliyat öncesinde bu hastalara ve yakınlarına gerekli bilgiyi vermek lazım. Çünkü buradan her seferinde söylenildi, tüm kanallarda herkes dinliyor. Hastanın en çok tuttuğu organ akciğer. Akciğer enfeksiyonu ve akciğer fonksiyonunu bozuyor. Anestezinin de en büyük etkilediği organlardan birisi akciğer, biliyorsunuz. Dolayısıyla COVID'li hastalarda eğer ağır da seyrediyorsa, ameliyat etmek durumundaysanız, ameliyat sonrası akciğer problemlerinin artabileceğini önceden hastalara çok iyi anlatmak lazım. İkinci, kanser hastalarından bahsediyordum. Onlar da çünkü biliyorsunuz tanıyı koyunca gerçekten psikolojik bir travma. Bir önce tedavi olmaları gerekiyor. Ameliyat olacaklar. Ameliyattan sonra gerekli onkolojik tedaviler olacak. Belki kemoterapi görecekler, belki radyoterapi görecekler. Bu hastaların da her türlü önlemlerini alıp, ki bu hastalarda da şunları yaptık. Ameliyattan önce mutlaka testlerini yaptık. Ameliyattan önce tomografilerini çektik, inceledik, baktık. Yani bir COVID bulgusu var mı, yok mu? Ve bu hasta için özel ayrılmış izole servislerde, yani septik seriz şartları sağlanmış servislerde ve o servis çalışan hemşirelerin her birinin testleri yapılıp COVID olmayan çalışanlarla birlikte bunların ameliyatları yapıldı. Evet, bütün riskler bertaraf edildikten sonra bunlar yapılması. Hastanelerde zaten ikiye bölündü bununla ilgili, yani steril alanlar ve COVID alanlarla birlikte. Aynı zamanda son normalleşmeyle birlikte tabii insanların da sağlık tedavilerini alma zamanları geldi. İki aydır çoğu sıkıntısı olup, örneğin safra kesesinde taşı olan hasta var. Belki o anda şikayeti yok ama bu süreç boyunca evde kaldığında ağrısı olan, enfeksiyon olan hastalar oldu, fıtığı olan hastalar oldu. Bunlarda eğer beklenemez bir süreç varsa da yine bu önlemler alıp ameliyatlarını yapmaya başladı. Gelmeleri gerekiyor. Sonuçta evet. Yani ayrılmış vaziyette bir sürü şey ama iki ay dediğimizde çok böyle az bir süre değil. Değil. Şikayetler evet. Belki daha da artabilir. Peki hocam, yaşadığımız bu asosyalleşme ya da alıştığımız sosyalleşme dediğimiz, mesela az önce yaşlıları ihmal etmeyelim, bir görüntülü de olsa arayalım dedik ama teknolojinin bu dönemde yalnızların hayatını kurtardığını da biliyoruz. Şimdi hep diyorlardı, esas normalleşme sürecinden sonra bazı şeyler kendilerini iyice gösterebilir. Burada tehlike diye adlandırabileceğimiz şey yaşadığımız asosyalleşme midir, yoksa alıştığımız, hatta bağımlısı olmaya yaklaştığımız yeni bu evin içerisindeki bizi oyalayan sosyalleşme midir? İkinci söylediğinizi ben özellikle önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Aslında biz teknolojiyi çok daha verimli kullanabiliriz. Az önce söyledim. Mesela çeşitli spor etkinlikleri olabilir. Rahatlama için değişik işte yoga örneği mesela, çevrim içi olarak bağlanıp onları hem kendimiz hem de çocuklarımızla beraber evin içinde yapıp aslında hem bedenimize hem meditasyon yaparak hem nefesime odaklanarak bunu çok iyi kullanabiliriz. Ondan sonra biliyorsunuz çevrim içi olarak bir sürü sanat galerileri çevrim içi olarak internette. Müzeler. Müzeler, hayvanat bahçeleri, hepsini biz evimizden gezebiliyoruz, dolaşıyoruz sanki oradaymış gibi. Bunlar önemli şeyler ama sizin söylediğiniz tabii şey de önemli. Şimdi bir şeyin her zaman kötüye kullanma olasılığı vardır. Bizim psikiyatri ilaçları da böyle çok kötüye kullanılır. Diğer ilaçlar da kötüye kullanılır. Yani bu teknoloji de böyle ama bizim önemli olan, biz herhalde medyaya çok önemli görev düşüyor. Yani bu bilinçli teknoloji kullanımı, farkındalıklı teknoloji kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşması için de bir programlar mutlaka. Ben bunu maalesef göremiyorum medyada. Yani bu teknoloji kullanımı konusunda çok aslında çağımızın sorunu. Şu an sizler de takdir edersiniz, özellikle belli bir yaşın üstünde ergenlerde böyle çevrim içi oyun oynayan, yani online oyun oynayanlar, hatta size şunu söyleyeyim, günde 20 saat oynayanlar var. Hatta ben 22 saat, bir tanesi ekran resmini çekmiş. Instagram'da 22 saat, Instagram'da. Zaten kız ergenler daha çok sosyal medyayı kullanıyorlar. Erkekler de oyun oynuyorlar. Yani bu da bir de yetişkinlerde tabii bu bazı siteler var. Bazı sitelerde işte sosyal anlamda bir arkadaşlık edinme siteleri var. Onlara çok giriyorlar. Orada aslında adı üstünde sanal. Herkes
bir şeyleri saklıyorlar. Gerçek kimliklerini, gerçek özelliklerini söylemiyorlar ama siz de, evet. Belki siz de öyle yapıyorsunuz ama belki bunun de sanal kalması isteniyor değil mi? Yani çünkü evet. Sokağa çıkma yasağı var. Oradan hı-hı. Arkadaş edinseniz ne olacak? Edinmezseniz. Ben mesela biliyor musunuz bilmiyorum da kısaca bahsediyorum. Tom Hanks'in bir filmi var McGrane ile. Benim adım bu You Get Mail diye, yani mesajınız var diye film. Mesela orada çok daha güzeldir. Mesela orada aynı mahallede yaşıyorlar ama birbirleriyle orada, ama ben bakıyorum 20 yılda nereye geldik? Çok şey değişti. Biz erişkinler olarak bunları yaparsak çocuklarımıza nasıl bir rol model olacağız? Belki de şu sorun olabilir mi? Bize artık tek bir kişi yetmiyor. Yani sosyal medyayı bu kadar çok kullanmamızın nedeni, biz bir canlı yayın yapalım ki bizi birden çok kişi seyretsin ya da beni çok fazla daha kişi seyretsin. Yani bunda ünlü ya da ünlü olmamamız bir şey fark ettirmiyor ama belki bunda da bu etkili olabilir. Bir kişi yetmiyor mu artık bize? Aslında bir kişi yetmiyor değil. Aslında biz kendi yaşamımızdan zevk almıyoruz. Anı yaşamıyoruz. Hedeflerimiz yok. Biz sadece birileri bizi like'larsa, beğeni atarsa, çok izlenirsek biz kendimizi yeterli hissediyoruz. Aslında biz kendi başımıza yeterli hissetmemiz lazım. Yaşamımızı, kendi hedeflerimizi, kendi günlük yaşamımızı, biz yetişkinler de maalesef sadece başkalarına odaklanıyoruz. Evet, hani beğenmedikleri zaman da hatta siliyoruz değil mi? Bu önemli söz. Başkasıyla gelen mutluluk, başkası gidince de gider. Peki hocam, bir Skype bağlantımız var. Nevzat Ataklı, Trio Mobil'in CEO'su. Sayın Ataklı, rahatlayabiliyorsunuz sanıyorum. Rahatlayabiliyorum. Şimdi normalleşme sürecinde işe gitmeler gelmeler de tabii arttı. O yüzden de trafik arttı. Ama burada kritik olan mesele sosyal mesafe. Çalışanların da bu sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Ama siz bir uygulama başlattınız sanıyorum. Değil mi? Burada özellikle iş yerlerine dönerken bu sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili nasıl bir çözüm sizden alalım? Tamamdır, memnuniyetle. Bildiğiniz gibi özellikle bu haftadan itibaren üretimde kaldığı yerden devam etmeye başladı birçok şirket. Fakat işe dönüşte en büyük endişe iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması. Özellikle COVID süresince sosyal mesafenin etkin şekilde denetlenmesi ve filyasyonun fabrika içerisinde ya da tesis içerisinde sağlanabilmesi çok önemli. Çünkü olası bir enfeksiyon durumunda kimlerin hastayla temas ettiğinin dijital olarak yönetilmesi gerekiyor. Biz de bu kapsamda bir çözüm geliştirdik. Giyilebilir akıllı cihazlarla sosyal mesafeyi dijital olarak denetliyoruz. Aynı zamanda ileri veri analitiği kapsamındaki yazılımlarla işletmelerin bu süreci yönetmesini de sağlıyoruz. Yani sosyal mesafe ilerleyen ne durumda, iyileşme için neler yapılabilir ve olası durumda da filyasyon verisini sağlıyoruz aynı zamanda. Evet, bu tip bir çözüm geliştirdik. Peki ne kadar sürede geliştirdiniz bu uygulamayı ve diyelim ki bazı şeyler değişti. Hemen bunu update diyoruz, yani daha da ileri bir hale getirme şansı olabiliyor mu? Yani güncellemesi olabiliyor mu? Konum teknolojileri, nesnel internet konusunda 10 yıllık deneyime sahip bir firmayız. Aslında bazı teknolojilerimiz vardı ama COVID ile birlikte hızlı bir adaptasyon sürecine başladık. Mart ayından itibaren tüm Ar-Ge süreçlerimizi bu yeni sürece göre uyarladık. Dolayısıyla mevcut çözümlerin üzerine bir ay gibi bir sürede bu şeyler eklendi. Tabii hani bizim gibi girişimlerin çevik olması büyük bir avantaj bu tip süreçlerde. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç olacak tüm teknolojilerle ilgili aynı çeviklikte cevap vermeye devam edeceğiz. Harikulade. Çok iyi bir, güzel bir adım atmışsınız. Tebrik ediyoruz Nevzat Ataklı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Ve değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güne bakışı noktalıyoruz. Akşam 19.30 ana haberde görüşmek üzere. Biz ne Ramazanlar gördük. Cephede tüm dünyaya meydan okurken orucumuzu, ekmeğimizi paylaşarak açtık. Büyük afetler atlattık. O günleri aynı sofrayı paylaşarak açtık. Yokluk nedir iyi bildik. Ama paylaşınca yılmak nedir bilmedik. Çünkü biliyoruz, bu günler de geçecek. Dertler paylaştıkça bitecek. Yeter ki İnan buna. Bu Ramazan'da fitre, zekat ve bağış